Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok ama çok basit bir tatlı tarifi vereceğim. Yalancı tavuk göğsü. İsminin yalancı olmasına bakmayın, gerçekten gerçeğini, orijinalini aratmaz bir tarif. Sadece 4 tane malzeme kullanacağız. 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, yarım paket margarin yani 125 gram ediyor. 1 litre de sütümüz var. Sadece bu 4 malzeme ile çok kolay bir tatlı yapacağız. Şimdi yapımına geçelim. Ocağımın altını açtım. Tenceremi ocağıma koydum. Üzerine şimdi yağımızı koyuyoruz. Toplamda 125 gram margarin kullandım ben. Yağımızın erimesini bekleyeceğiz. Ancak yağımızı yakmayalım. Orta ateşte eriyene kadar böyle başında bekleyelim. Yağım tamamen eridi. Hafiften sesleri çıkartmaya başladı. Üzerine unumu ekliyorum. Şimdi bunu güzelce kavuracağım. Unumun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Bu işlem yaklaşık 3 dakika ile 5 dakika arasında değişebilmektedir. Çırpma telimi bir spatula ile değiştirdim. Spatula ile unu kavurmak daha kolay olmakta. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra çırpma telime geri döneceğim süt ekledikten sonra. Tam 5 dakika oldu. Unumun kokusu gayet güzel bir şekilde çıktı. Bunu nasıl anlayacağız diye düşünüyorsanız, böyle un helvası yaptığınızda nasıl bir koku geliyorsa aynı o koku geliyor burada da. Ancak unumuzun rengini çok değiştirmesine müsaade etmeyelim. Şimdi bu aşamada direkt sütünü yavaş yavaş ekleyelim. Çırpma telimi tekrar aldım. Sütümü de yanıma aldım. Şimdi yavaş yavaş döküyorum içine. Biraz döktükten sonra kenara çekip unlarımı güzelce sevdiriyorum. Bayağı koyulaştı. Tekrar sütümü ekliyorum. Yine aldım. Bu şekilde karıştırması daha kolay oluyor. Bütün süt ekledikten sonra unu süt yedirmek biraz daha zor. O yüzden böyle yarım yarım ekleyerek yedirirseniz daha kolay olacaktır. Tüm sütümü ekledim. Artık kaynayana kadar güzel güzel karıştırıyorum. Sürekli bu şekilde karıştırarak pişiriyorum. Tatlım şu anda çok güzel oldu. Böyle kaynama noktasına geldi. Hatta biraz da kaynadı diyebilirim. Altını kıstım şu anda. Bu aşamada üzerine şekerimi ekliyorum. 1 su bardağı şekerimi tatlımın üzerine ekliyorum. Şekerimi ekledikten sonra muhallebimi karıştırıyorum. Ve yaklaşık bu şekilde 3-4 dakika kadar kaynar bir şekilde karıştırmaya devam edeceğim. O kaynayacak ama biz karıştırmaya devam edeceğiz. Tavuk göğsüm pişti. Şimdi bunu aldım böyle masama. Bunu tavuk göğsümü bilirsiniz, normalde tavuk göğsü tatlısı gerçek tavuk göğsünden yapılır. Ancak evde o tavuk göğsünü yapmak falan biraz daha uğraştırıcı olduğu için bunu yapmayı daha çok tercih ediyoruz biz. Bunun gerçek tavuk göğsünden yapıldığı için biraz daha böyle uzar bir şekilde olur tatlı. Uzun uzun uzar, böyle tatlı kaşığa gelirken uzar. Aynı o kıvamı yakalayabilmemiz için evde de mikserden yardım alıyoruz. Mikserle tatlımızı 2 dakika kadar bu şekilde çırpıyoruz. Tatlımı makinemden geçirdim. Kenarda bekliyor. Normalde tavuk göğsü tatlılarını böyle büyük kare kaplara falan koyarlar. Daha sonra bu soğuduktan sonra kare kare dilimleyip porsiyonlarlar. Ancak ben tatlılarımın hepsinin farklı şekillerde olmasını istiyorum. O yüzden böyle küçük porsiyonluk kaplara koyacağım. Bu şekilde kaplarım var. Bu şekilde koyduğum zaman bir sürü farklı şekilde tavuk göğsü tatlısı elde etmiş olacağım. Kablarıma koymadan önce kablarımın hepsini ıslattım, çıkartması daha kolay olsun diye.
Siz de eğer benim gibi yaparsanız ıslatın. Kare borcam kullanacaksanız da borcamınızın altını ıslatın. Şimdi tavuk göğsü tatlımı hepsine tek tek boşaltıyorum. Bütün kalıplarımı bu şekilde dolduruyorum. Yapmak istediğim kalıplarıma koydum. 6 tane kalıpta tatlım çıktı. Ancak tenceremde hala yarım ölçü daha tatlı var. Onu da böyle küçük tepsimin içerisine koymak istiyorum. Üzerine tarçın koyacağım ben tepsimin. Tarçın dökmüş olduğum tepsime kalan tavuk göğsü tatlımı da boşaltıyorum. Tatlımı tepsinin her yerine eşit şekilde bölüştürüyorum. Daha sonra bu hazırlamış olduğum tatlılarımı ilk ısısı çıktıktan sonra, oda ısısında biraz beklettikten sonra buzdolabıma alacağım. Buzdolabımda da yaklaşık 1 saat 2 saat dinlendirdikten sonra servis edeceğim.